bugün sizler için Synthesis Bank'tan bahsedelim. Bu projenin ne olması, yeni bir nesil olması ile ilgili olarak sizleri bilgilendireceğim ve burada önemli olan birçok hususlardan bahsedeceğim. Burada önemli olan husustan bir tanesi merkeziyetsiz bir finans işleminin olması ve aynı zamanda DEX agregatörü, yatırım ve dijital asetlerle çalışabilir bir ortam yaratmaktır. Ve burada algoritmler ve trading tool'lardan da bahsediliyor. Synthesis Bank yatırım amaçlı olan ve burada %50'lik bir profitten USDT bazında kar elde edebileceğiniz ve aylık olarak %20'lik belli bir kısımda kar elde edebileceğiniz bir sektör haline almıştır. Ve burada da Apple Store ve Google Play üzerinden de indirebileceğiniz bir portföy sunmaktadır. Ve aynı zamanda bu yerlerden bahseden popüler bir yerler vardır ki Forbes, Finance Magnates, Bloomberg, Yahoo Finance, Investing.com gibi yerlerde Synthesis Bank'la ilgili olarak haberleri duyabilirsiniz. Token detaylarına baktığınız zaman token distribasyonunda public sale için %75, ön satış için %10 ve airdroplar için %5, Synthesis Bank takımı için ise %10'luk bir distribüsyon mevcuttur. Ve token fiyatı 1 USDT olacağı ve total supply'ın 200 milyon STB coin olacağından bahsediliyor. Ve burada bu ayın 2021. yılından Ağustos'a kadar devam edecek bir ön satış sürecinden sohbet gidiyor. Ve sonrasında da Ekim ayının 2021. yılın Ekim'inde de burada herkese açık satıştan bahsediliyor. Ve aynı zamanda 150 milyonluk STB token'inin de herkese açık satışta paylaşılacağından bahsediliyor. Ve neden STB coin almalıyız, STB token'ini almalıyız diye burada da bilgiler var. ERC20 yani Ethereum tabanlı bir platform olması bu projeye olan güveni daha da arttırıyor. Çünkü Ethereum platformu kendi kendiliğinde bir güvenliğe sahiptir ve aynı zamanda destekliyor. Ve burada cüzdanların desteklenmesinden bahsediliyor. STB tokenlerini MetaMask, Coinbase Wallet, Wallet Connect, Trezor Ledger ve Portis de destekliyor. Yol haritasına dikkat ettiğimiz zaman yol haritasında da Idea Development ile ilgili olarak bilgiler yer almaktadır. Ve application'dan, smart contract adresinden, ön satıştan bahsediliyor. Ve sonrasında devamında herkes açık satışların olacağından ve borsalarda listeleneceğinden, HFT ve algo stratejilerinin çalışacağından ve application'un işlek bir hale gelmesinden bahsediliyor. Ve burada da siz takımla ilgili bilgileri görebilirsiniz. Ve servis provider'larıyla alakalı olarak Ethereum, Certi, KuCoin, Binance gibi yerlerde aynı zamanda MetaMask, Equinix, Bitcoin Suisse ve Swiss Crypto Wallet gibi yerlerde çalıştığını da görebilirsiniz. Aynı zamanda Uniswap üzerinde desteklenecek olan STB tokenlerinden bahsediyoruz. Yani nerede biz trade yapabiliriz? Uniswap üzerinden kolay bir şekilde trade işlemimizi de gerçekleştirebileceğiz. Ve STB token ile ilgili olarak da bu kısımda geniş bilgiler verilmiştir. Ve STB tokeninin ne olmasını burada da geniş bir biçimde anlatmışlar sisteminde de. Ve DEX agregatörü aynı zamanda investor aplikasyonlarından ve diğerlerinden de bahsedilmiştir. Ve aynı zamanda sosyal medya kanallarında da Synthesis Bank ile ilgili olarak bilgiler yer almaktadır. Burada bilgilerden baktığınız zaman en kısa sürede 0.60 dolarla şu an satışa sunulan tokenin ve gelecekte de bonuslar elde edeceğinizden de bahsediliyor. Aynı zamanda STB'nin ERC20 token olmasından, projeyle ilgili yeniliklerden, haberlerden, inovasyonlardan ve diğerlerinden de Twitter üzerinde, Telegram üzerinde ve bu projeye ait olan diğer sosyal medya kanalları üzerinden de bilgiler başarıyla ulaşılabiliyor. Ve burada da haberleri veya diğerlerini takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve burada güncel fiyatları görüyorsunuz ve aynı zamanda Instagram, işte LinkedIn, Facebook gibi yerlerden de takip edilebilir bir proje olmasından bahsedebiliriz. Peki Synthesis Bank'a güveniyorsanız buraya nasıl yatırım yaparız? Burada invest kısmına tıkladığımız zaman bizi bir faile yönlendirilecektir ki bu kayıt işleminin başarıyla tamamlanacağı bölümdür. Burada sadece olarak Synthesis Bank'a kayıt olmak gerekiyor. İsminizi yazıyorsunuz, e-mail adresinizi, şifrenizi ve tekrar şifrenizi yazarak buradaki butona tıklayarak create account diyerek işlemi tamamlıyorsunuz ve bu zaman sizin e-mailinize giden onay mektubunu da onaylamanız şarttır. Ve hesabınıza yer varsa sign in instead diyerek biz hesaba dahil oluyoruz. Burada sizin e-mail adresiniz oluyor ve sign in diyerek biz Synthesis Bank hesabımıza dahil oluyoruz. Ve şu anda bir satış işleminin yapıldığı işlemler mevcuttur.
14 gün sonra satış başlayacaktır ve ön satış olacaktır. Ön satış için bir STB 0.6 dolar, yani 60 sent olacaktır ve buradaki Ethereum değerini de görüyorsunuz. Burada emailinizi onayladıktan sonra KYC'nizi de onaylayabilirsiniz. KYC onaylanması için de KYC email onaylanması, pasaportunuzu gönderiyorsunuz, resminizi gönderiyorsunuz ve böylelikle de onaylama işlemi de gerçekleşiyor. Token balansınız gözüküyor burada. Ne kadar tokeniniz olması ile ilgili bilgileri buradan takip edebilirsiniz. Alım için ya buradaki buy token'i ya da buradaki buy token'in onu tıklayarak alım işlemini gerçekleştireceğiz. Ve burada da söylüyor ki 29 tarihinden, bu ayın 29'undan satışlar başlayacaktır. Ethereum veya USDT olarak hangisini isterseniz buradan alabilirsiniz. Mesela diyelim ki 1000 tane almak istiyorsunuz. Bu zaman 600 USDT ödemeniz gerekiyor ama gelecekte de ilaveler olacaktır. Mesela istediğiniz kadar şu anda işlemler yapabilirsiniz. Ya Ethereum olarak da işlemler yapabilirsiniz. Ama gelecekte burada 10 milyonluk STB tokeninin bu satış sezonunda verileceğini görebilirsiniz. MyToken bölümüne geldiğiniz zaman almış olacağınız tokenleri siz burada göreceksiniz. Referallardan gelen kazançlar var aynı zamanda. Buradan da kullanarak referral kazançlarınızı da takip edebileceksiniz ve Mainstay'e gidelim. Mainstay'i takip edebilir ve dashboard üzerinde de siz buradaki hesaplarınızı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yapılan işlemlerden gelecekte de kar elde etmek için, gelecekte bu sistemin daha da mantıklı bir şekilde ilerlemesi için bu işlemlerini de yapmalısınız. Ve şu anda ön satış için 0.6 USDT olacak bu projenin tokeni, gelecekte daha da çoğalacaktır. Ve bu projeyle ilgili olaraktan biz bilgiler de elde edebiliriz. White Paper'ına da bakabiliriz. Buradaki sorunlar, problemler, çözümler ve bunlarla ilgili olarak Sam Finder'ın söylemiş olduğu sözler ve Synthesis Bank'ın bu türde olan işlere nasıl yanaşacağı ve bununla ilgili olarak da bilgiler yer almaktadır. Ve burada çözüm odakları var. DEX aggregator, exchange'lerle ilgili olarak bilgiler var. Stratejiler ve taktikal yatırımlarla ilgili olarak da bilgileri alabilirsiniz. Ve sistemin ait olacağı ERC20 Ethereum platformu hakkında da bilgiler yer almaktadır. Demin web sitesinde izlediğimiz bilgileri burada da stratejik olarak bakabilir ve sistemin nasıl çalıştığını buradan da anlayabiliriz. Apple Store ve aynı zamanda Google Play, Android telefonlar üzerinde de kullanabileceğimiz bu teknolojiyi gelecekteki işlerimizin de halledilmesi için, işlerin daha da yön alması için kullanabiliriz. HFT yani High Frequency Trading işlemlerini de burada kolay bir şekilde yapabileceğiz arkadaşlar. Ve burada market making'ler var, stratejilerin yapılması ile ilgili bilgiler var ve aynı zamanda diğer işte bilgileri buradan kolay bir şekilde alabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Ve esasında bu token'in alınması söz konusudur ki ucuz fiyattan ki gelecekte daha pahalıya satma imkanınız olsun. Tabii ki bu projelere güven ne kadardır bunu da sizin kendiniz teyit etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda bununla ilgili herhangi bir sıkıntınız, sorunuz olduğu zaman Telegram grubuna da giderek oradaki insanlara da sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bol kazançlar.